Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motiflerin nasıl birleştirildiğini göstermek istiyorum. Motiflerimizin yapılışını daha önceden kanalımda paylaşmıştım. Videomuzun alt kısmına linkini ekliyorum. Basıp izleyebilirsiniz. Şimdi bu motiflerimizi nasıl birleştireceğim sizlere göstermek istiyorum. Ben motiflerimizden kırlent yastık yapmayı düşünüyorum. O yüzden motiflerimizi ilk önce göstermek istiyorum. Bu şekilde motiflerimizi iki renkten yaptım. Eğer istiyorsanız tek renkten de yapabilirsiniz. Daha çok renk kullanarak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motiflerimi kırlent yastığım için bu şekilde yerleştirdim. Şimdi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. İlk önce motifimizi buradan birleştireceğim. Motifimizi bu şekilde alıyorum ilk önce. İpimizi, ilmeğimizi atıyorum. Buradan ipimizi sabitliyorum. Şimdi motifimizi sık iğneyle birleştireceğim. Buradan köşemizden birleştirdim. Buradaki halkamıza batıyorum eşit bir şekilde. Arka taraftan birleştiriyorum. Tekrar yandaki halkamıza batıyorum. Her seferinde bu şekilde batıyorum halkalarımıza. Arka taraftan aynı şekilde eşit bir şekilde birleştiriyorum. Sık iğne yaparak motifimizi birleştiriyorum. Eşit bir şekilde olması gerekiyor. Buraya kadar eşit olması gerekiyor motifimizin. O yüzden buradaki her halkamıza birer tane sık iğne yaparak birleştiriyorum. Batıyorum. Aynı şekilde arka taraftan alıyorum ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde motifimiz birleşiyor. Şimdi burada aynı işlemi yaparak buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi motiflerimizi bu şekilde birleştirdim. Eşit bir şekilde. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde birleştirdim. Şimdi köşemize batıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şimdi buradan motifimizi bu şekilde alıyorum. İlk önce bu sıramızı yapıyoruz. Motifimizin uzunluğu ne kadarsa aynı bu şekilde alarak motifimizi ilk sıramızı bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi motifimize batıyorum köşeden ve bu şekilde birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum.
eşit bir şekilde ve birleştiriyorum. Her halkamıza birer tane sık iğne yaparak motifimizi birleştiriyorum. Göstermek istiyorum. İlk önce motiflerimizi bu şekilde alarak buradan birleştiriyoruz. Tekrar bu şekilde alarak buradan. Daha sonra bunları bu şekilde alarak bu ilk sıramızı yapıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Battaniye ya da kırlent yastık ne yapmak istiyorsak, uzunluğu ne kadar olacaksa bu şekilde ilk sıramızı bu şekilde birleştirdikten sonra aynı şekilde ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızı da aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde alarak buradan birleştiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını. Daha sonra bu aşamaya geçiyoruz. Bu şekilde birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi burayı birleştirmek istiyorum. Buraya kadar devam ediyorum. Aynı şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi köşemizi birleştiriyorum. Motiflerimizi bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer motiflerimizi alıyorum. Bu şekilde motiflerimizi alıyorum. Ve köşemizden birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum aynı şekilde. Her sıramıza birer tane sık iğne yaparak motiflerimizi birleştiriyorum. Ve buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi motifimizi birleştirdim. Şimdi göstermek istiyorum nasıl olduğunu. İlk sıramızı bu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştiriyoruz. Motifimiz ne kadar uzun olacaksa bu şekilde ilk sıramızı birleştiriyoruz. Benimki bu kadar olacak. Bu kadar uzunlukta. Şimdi ipimizi kesiyorum. Şimdi ikinci sıramızı göstermek istiyorum. İpimize, ilmeğimizi atıyorum. Ve bu şekilde motifimizi alıyorum. Buradan sabitliyorum. Ve her halkaya batarak sık iğne yaparak motifimizi birleştiriyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Buraya kadar, köşemize kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramızı da birleştirdim. Şimdi
Diğer motifimizi alıyorum. Diğer motifimi bu şekilde alıyorum. Köşemizden birleştiriyorum. Ve her halkamıza batarak sık iğne örerek motiflerimizi eşit bir şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu köşemize kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramızı da birleştirdim. Son motifimize geldik. Şimdi son motifimizi göstermek istiyorum. Motifimizi bu şekilde tekrar alıyorum. Köşemizden de birleştiriyorum. Motiflerimizi aldık. Motiflerimizi köşeden birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. Aynı şekilde arkadan aynı sıramıza eşit bir şekilde batarak birleştiriyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi her halkaya birer tane sık iğne yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi son motifimizi de birleştirdim. Şimdi kesiyorum ipimizi. İpimizi kestim. Eğer motifimiz daha uzun olacaksa bu şekilde devam ediyoruz. Motiflerimizi ilk önce bu şekilde birleştirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kalan sıralarımızı birleştireceğim. Şimdi döndürüyorum. İpimize, ilmeğimize atıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi motiflerimiz bu şekilde açık kaldı. Şimdi buradan köşemizden ipimizi sabitliyorum. Birleştiriyorum. Aynı şekilde yandaki halkamıza batıyorum. Ve birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. Ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köşemize kadar geldik. Şimdi bu orta kısmını nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Burası köşemiz. Buradaki motiflerimizin köşesi. Buraya batıyorum.
birleştiriyorum. Daha sonra bu köşelerimizde buradaki motiflerimizin köşesi. Aynı şekilde köşelerimizden batıyorum. Köşelerimizden birleştiriyorum. Ve daha sonra aynı şekilde sık iğne örerek motiflerimizi birleştiriyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Diğer köşelerimizi de aynı şekilde yapıyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde köşelerimizden birleştiriyorum. Aynı şekilde diğer köşelerimizi birleştiriyorum. Ve tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Köşemize kadar geldim. Bir tane zincirimizi atıyorum. İpimizi kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi motiflerimiz bu şekilde birleşiyor. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada yapmış olduğum işlemin aynısını buradaki ikinci sıramızda da aynı şekilde buradan yapıyorum ve devam ediyorum. Aynı işlemi yapıyoruz tekrar. Buradan sabitliyorum. Ve bu şekilde burada yapmış olduğum işlemin aynısını yaparak buradaki köşelerimizde de aynı işlemi yaparak birleştiriyorum. İlk önce motiflerimizi bu şekilde buradan birleştiriyoruz. Uzunluğu ne kadarsa. Daha sonra hepsini birleştirdikten sonra bu şekilde sıra sıra ne kadar olacaksa ve daha sonra bu şekilde alt taraftan hepsini aynı işlemi yaparak birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motiflerimizi birleştirdim ve ütüledim. Ütüledikten sonra daha güzel oldu. Şimdi göstermek istiyorum. Bu şekilde ben kırlent yastık yapmayı düşünüyorum. Sizi eğer battaniye yatak örtüsü yapmak istiyorsanız tabii daha büyük olacak, daha güzel olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Şimdilik hoşça kalın.